günü demokrasi bayramı var kaptan bu pazar demokrasi bayramı var millet iradesini ortaya koyacak hani Atatürk'ün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasına yazdığı bir yazı var ya çok beğendim ben yıllarca bunu kralcılarım şahittir en zor zamanlarda bile her zaman kurtarıcı olmuştur egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir Atatürk'ten önce cumhuriyetten önce millet yönetenlerin kullarıydı. Hani kullarım diyordu ya hani şeyde de söylüyor zaten kullarım. Evet. Kullar. Sonra ne oldu? Demokrasiyle birlikte kaptan millet iradeyi eline aldı. Kul olmadığını ortaya koydu. Diyor ki millet. Ben sandığa giderim kardeşim. Bu ülkenin patronu benim. Kime oy verirsem Beni yönetecek olanı seçerim Beni yönetecek olan da Benim e, Kralım padişahım olmaz Benim Hizmetkarım olur Yani aslında millet Pazar günü sandığa gittiğinde Kendisine Hizmet edeceği seçiyor Evet Aslında orada evet Amir şey. seçmiyor memur seçmiyor Kral seçmiyor padişah seçmiyor Ne seçiyor kendisine hizmet edecek olanı seçiyor. Bunun lütfen farkında olalım. Çok önemli bir ayrım. Ve amaçlarla araçları da karıştırmayalım. Bazı insanlar partileri bir amaç olarak görüyor. Partiler amaç değildir. Partiler araçtır. Ne için araçtır? Hizmet için araçtır. Başka bir misyon yüklemenin bir anlamı yok. Şimdi dün ne söylemiştim kaptan? Demiştim ki kararsız kaldığınızda hani sandığa gideceğiz ya. Evet. Bir kere önce her tarafı dinlememiz gerekiyor. Yani dinlemeden ya araba almadan önce bile ona buna soruyorsun. <laughs> Mesela araba almak istiyorum. Tabii. Acaba bu gidiyorsun ekspere gösteriyorsun Tabii arabayı. Biz raporu alıyorsun. Domates ya. almadan önce domatese bakıyorsun. Ev almadan önce soruyorsun, araştırıyorsun. Ya oyunu vermeden önce bu senin namusun ve şerefin. Kim ne diyorsa dinleyeceksin. Sevmesen de dinleyeceksin. Nefret etsen de dinleyeceksin. Kim ne diyorsa dinleyeceksin. Vicdanınla karar vereceksin. Akıl ve vicdan süzgecinden geçiriyor. Abi akıl, akıl insanı yanlış yönlendiriyor bazen. Ama vicdan yanlış yönlendirmez. Vicdanın sesi Allah'ın mesajıdır. Kul sıkıştığı noktada vicdan yoluyla Allah mesajı gönderir. Sen vicdanını bir kenara bırakıp cüzdana bakarsan Eyvah. veya akla bakarsan olmaz. Tabii ki akıl Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimet ama bazen aklımız bizi karıştırır. Şaşırtır. Karıştığımız anda vicdan devreye girer. Ne diyorum? Hep söylediğim şey. Her tarafı dinleyin. Kim ne diyorsa dinleyin. Mantığınızı, vicdanınızı, aklınızı masaya yatırın. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan son kararınızı verin. Büyük bir vebal var. Dün akşam birkaç mesaj verdim. Dedim ki Peygamber Efendimizin hadisinden bahsettim. Diyor ki Peygamber Efendimiz: Haksızlığı yapan Kızım Fatma dahi olsa cezasını veririm. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunu ben söylemiyorum. Peygamber Efendimiz söylüyor. Dünyayında paylaşmıştık. Evet. Şimdi ben bunları paylaştıktan sonra e, giderken normalde ben çok böyle Instagram'dan e, bana gelen mesajlara hı hı. çok cevap vermem. Ama böyle iyi niyetle yazılan onu hissettiğim zaman cevap veririm. Bir kişiden mesaj gelmiş ve diyor ki mesajında şöyle diyor. Aynen buradan paylaşıyorum kralcılarımıza. Din üzerinden propaganda yapma saçmalıyorsun. Din üzerinden propaganda yapma. Şimdi buradan soruyorum. Ben şu partiye oy mu verin dedim. Ben bu partiye oy vermeyin mi dedim? adaletli olun dedim, vicdanlı olun dedim, adaletli olun, vicdanlı olun. Karar veremediğiniz zaman vicdanınızın sesini dinleyin demek. Peygamber Efendimizin hadisinden bahsediyor. Sonra yazıştık. Diyor ki sen diyor Peygamber Efendimizin hadisini niye söylüyorsun orada yayında? Ben tabii ki bir cahil insan olarak. Hani bilmiyorum belki de yanlış yapıyorum dedim kendi kendime. Aradım Nihat Hatipoğlu hocamızı. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu. Hocam ne dedi biliyor musun bana? Gezegen dedi. Peygamber Efendimizin hadisini yaymak farzdır dedi. Yayacaksın. Nasıl davranıyorsa onu öyle anlatacaksın. Bunu söylememek günah dedi. Ben buradan soruyorum. Zaman zaman uydu kanallarını izliyoruz. Kaptan uydu kanallarında Peygamber Efendimizi, Kur'an-ı Kerim'i, e, yüce Allah'ı referans gö gösterip ürün satanlar var. Ya Allah aşkına, normal şartlarda bunu yapanların linç edilmesi lazım bu ülkede. Peygamber Efendimizin hadislerini kullanarak, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kullanarak, uydu, uydu kanalları var ya bu televizyon kanalları. Oralarda ürün satıyorlar, ürün, ürün. Para kazanıyorlar. Peygamber efendimiz bunu kullanırdı. Siz de alın. Söyleye Peygamber Söyleye efendimiz buna emretmişti. Kur'an, Kur'an'da bakın ne geçiyor. Deyip ürün satıyor. Buradan soruyorum. Bunu yapanları arayıp sen ne yapıyorsun diye soruyor musunuz? Aynı reaksiyonu gösteriyor musunuz? Aynı e ben burada ürün mü satıyorum? satıyorum? Bir partiye karşı değilim, bir partinin yanında değilim. Sadece diyorum ki adaletli olalım, merhametli olalım, vicdanlı olalım. Bunu da desteklemek için Peygamber Efendimizin hadislerini burada paylaşıyorum. Bunu yapmak zorundayım. Sordum hocamıza. Diyor ki bunu yapacaksın. Senin görevin bu. Evet. İnşallah, inşallah ben her zaman siyasileri konuk aldım yıllarca biliyorsun. Evet. Finalde ne diyordum biliyor musun? en sonda Türkiye kazansın efendim diyordum. Ya, yeah, sayın Sayın Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı konuk aldığım zamanlarda girsinler izlesinler programlarıma. Sayın Kılıçdaroğlu'nu konuk aldığım zamanlarda diğer liderleri konuk aldığım zamanlarda son mesajım Türkiye kazansın. Benim tek bir derdim var ülkem kazansın. Ülkem huzurlu olsun ülkem mutlu olsun. Başımızı yastığa koyduğumuz zaman huzur içinde yatalım oyumuz bizim namusumuz, şerefimiz, onurumuz. Lütfen araba alırken, ev alırken, domates alırken gösterdiğimiz özeni oy kullanırken de gösterelim. En yakınımız bakın kilit nokta burası. Dün de söyledim. En yakınımız, canımız dahi yanlış yapıyorsa haddini bildireceğiz. Düşmanımız dahi doğru söylüyorsa hakkını vereceğiz çıkış noktası bu. Böyle olduğu zaman kimse yanlış yapmaz. Yapar mı? E karşılığını bulacak çünkü. Ya en yakının diyorum. En yakının canın dahi, canın ya burada yanlış yaptı. Yanlış diyeceksin. yapıyorsa diyeceksin ki sen burada yanlış yapıyorsun diyeceksin ona. Düşmanın dahi nefret ediyorsun. Düşman. Sana yapmadığı kötülüğü bırakmamış. Ego, o da doğru söylüyorsa, doğrusunu yapıyorsa... Egonu avcunu alıp diyeceksin ki evet doğrusu. Şimdi bu yapayım. kardeşimiz bana mesaj yollamış. Ben burada çıkıp da kafama göre konuşmadım. Hocamızı aradım. Acaba yanlış mı yapıyorum diye. Ona istinaden burada konuşuyorum. Lütfen şey var ya bir söz var. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye bir söz var ya kaptan o noktaya geldik. Yani bu ülkede adaletli olun demek, merhametli olun demek, vicdanlı olun demek, bana necilikten kurtulun demek, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyin, lütfen müdahale edin demek, peygamber efendimizin hadislerini söylemek burada suç haline geldi demek. Kuru bir ağaç taşlanır mı abi? Evet. Kuru bir ağacı taşlarlar mı? Böyle bir ihtimal var ya mı? Ya yani. benim ne Meyvesi varsa bir ağacın taşları benim ne önemim var? Ben kralcılarımızda olanları onlara paylaşıyorum. Ben kendimi burada başrolde görmek dahi istemiyorum. Verdiğimiz mesajlara baksınlar. Bana bakmasınlar. Benim bir önemim yok. Ben neyim ki? Benim verdiğim mesajlar. Bu mesajları nereden alıyoruz? Kralcılarımızdan alıyoruz. Aldığımız mesajı onlara aktarıyoruz. Türkiye kazansın. Tek derdimiz bu.